Kadırga TV ekranlarından herkese hayırlı akşamlar. Her hafta olduğu gibi yeni bir genç fikir programıyla sizlerle birlikteyiz. Konuklarımı tanıtarak programa başlamak istiyorum. Sağ başta Burak Günay Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen yanımda Haydar Ergan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen benim yanımda Ali Haydar Demir Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programımıza ilk defa konuk oluyorsunuz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Bu hafta genç fikir programında öncelikle haftanın genel ve toplumun genel gündemi olan faturaları, faturalar üzerindeki yeni zamların etkisini ve toplumda buna karşı çığ gibi büyüyen tepkileri konuşacağız. Bu bağlamda topu, pası Burak Günay Bey'e atmak istiyorum. Önünde faturaları görüyorum, faturalarıyla gelmiş. Evet Burak Bey, yeni zamlar sizi, bizi, toplumu nasıl etkiledi? Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum bizi izleyen seyircilere Ümit Bey. Bugün itibariyle güncel faturam gelmiş olarak konuşmama başlamak istiyorum. Faturalar dediniz. Yani bazı bilgileri görüyorduk da hani son hele bir biliyorsunuz programda yine önceki programlarda konuştuk. Evet. %127 zamı konuşmuştuk. Şu anda onu sonucunu yaşıyoruz. Şimdi elimde faturam var. Hani buradan ne kadar belli olur bilmiyorum ama bir de tam bir sene önceki bir faturamı getirdim. Arşiv unutmaz diyebilirsiniz. Bir başlık vardır. Benim de bunları saklıyorsunuz mu? Arşivlerim durur benim böyle bazı noktalarda, bazı konularda. Şimdi tam bir yıl önce Ümit Bey gelen benim faturam 107 lira. Aradan bir yıl geçiyor. Bugün itibariyle gelen faturam tam tamına 300 lira. Ev aynı ev. Eşyalar aynı. Evimde her türlü tespite açayım. Evimde değişen bir elektronik alet yok. Ev aynı ev. Şimdi bu gelen faturadaki fark, öncelikle ben şunu sormak istiyorum. 100 TL vermiş olduğum elektrik ücreti bugün 300 TL veriyorum ya. Evet. Bir, ben para kime veriyorum? Yani ben bu parayı kime veriyorum? Ben bu kime verdim? Ben bilmek istiyorum önce bir vatandaş olarak. İkincisi, bakanımız açıklama yaptı. %40 enflasyon dedi ama yıllık. Şimdi 100 TL'den 300 liraya çıkınca buradaki enflasyon kaç oluyor? Bunu tekrar hesaplamalarını ben rica ediyorum. Bakanımıza tekrar bunu bildirmelerini istiyorum. Yani bu %40 ise bu aradaki 3 kat olay ne? Ben bunu anlayamadım. Şimdi daha vahim bir durum var. Sanayi noktasındaki elektrik fiyatları. Çünkü biz tabii tüketici olarak yine de canımız yanıyor ama önemli olan üretimdeki maliyet. Çünkü üretimdeki maliyet dolaylı yoldan ve direkt olarak tekrar tüketiciyi vuruyor. Her alanda. Alım olarak, güç olarak. Şimdi burada hemen notumu bakıyorum Ümit Bey. Nereye not aldım? Evet, şuraya not almışım. 2001 yılında 1 kilovatı 0.97 yani 97 kuruş evet. olan elektrik Ocak 22 ile yani tam 1 yıl sonra 1.24 TL şu anda. Ve önümüzdeki ay yine bir zam geleceği söylentisi var. Umarım doğru değildir. 1.24'ten 2.70'e çıkacağı söyleniyor. Ama zaten yapılan son zam yani 150 kW'ın üzerinde olan harcamalarda kilowatt saat başına ödenen rakam 2 lira civarlarında şu an. Ya hesaplarınızda şey olarak, eksiklik olan. Dediğim işte, ticarethane ev olarak değil de ticarethane yok. Noktasında. Ha belki de şu benim aldığım ay geçen ay belki geçen ayden bu ay da belki yükseldi. Ama dediğim gibi şu an Şubat ayı için 2.74 belirtiliyor. İnşallah umarım doğru değildir. Şimdi bakıyoruz bir yandan yakıt fiyatlarına ben baktım. Dünyada şu anda varil fiyatı 125 dolardan 89 dolara düşmüş. Kendi ülkeme dönüp bakıyorum. Mazot 4-5 liradan bugün 14 liralara da son bilmiyorum gereken bakmadım 14,5. Ama 14,5 mu?
Bakın 14 liralara dayanıp geçti o sınırı. 14,5 liraya yani. Araca bayağıdır yakıt almıyorsunuz galiba. Bilmiyorum. Ben hep 50 lira değil artık 100 lira alanlardan. Şaka bir yana gerçekten enflasyondan bahsettik. Bir ufak bir espri tarzında bir hikayem vardı. Birisiyle geçen konuşuyoruz. Adam dedi ki çocuğuma dedi 8 yaşındaki çocuğuma dedi tasarrufu öğretmek için istediği bir oyuncağı belirledik. Oyuncağı o zaman 44 lira bazında söylüyor bana yani direkt. Demiş ki her gün 1 lirayla bunu alacağız. Tamam mı? Tamam. Çocuk biriktiriyor. Az kalmış gelmiş demiş. Baba bu oyuncak 65 TL'ye çıktı. Tamam demiş biriktirmeye devam. Biriktir. Aradan kısa bir süre sonra baba 72 liraya çıktı. Olsun oğlum devam. Biriktir 84 lira olduğunu gören çocuk demiş. Baba demiş ben artık oyuncağı almak istemiyorum. Adam diyor ki. Çocuk ben tasarrufu çocuğa tasarruf öğreteceğim enflasyonu öğrettim yanlıştan diyor ya. Şu acı olaya bakabiliyor musunuz ya? Burak Bey şöyle bir şimdi biz de Karadenizliyiz. Şöyle bir fıkra anlatılır buralarda. Şimdi milletimizin durumuna baktığımız zaman asgari ücret işte 4200 lira ama bugün markete gidiyoruz. Peynir fiyatı 50 lira. Kaşar peyniri 50 lira. Şimdi sofraya kaşar koydun, peynir koydun, onu koydun, bunu koydun. 3 gün onu yedin ve senin evinin kirası var. Bugün 2000 liradan aşağı, 1500 liradan aşağı kira yok. Ondan sonra işte çocuğun var, çocuğun okuyor, çocuğun masrafları var. Senin üstüne başına bir şeyler giyeceksin, ne giyeceksin? Kıyafetler zaten işte bir ceket kaç lira? 400 lira, 500 lira. Bir kaşamont kaç lira? 1000 lira, 1500 lira. Evet. Şimdi asgari ücret 4000 lira. Ama şimdi buna nasıl yettireceksin? Bakıyorsun, hesap ediyorsun. Yok, işin içinden çıkamıyorsun. Kimse çıkamıyor. Ama şimdi bu Twitter'da şey esprileri vardır. Kontekst sağ esprileri vardır. İşte efendim derler, ekonomiden memnun musunuz? İşte şöyle böyle başlar anlatmaya yok evladım şöyle problemdeyim. Şöyle sıkıntıdayım. Bu yetmiyor, o yetmiyor. Vallahi geçinemiyoruz. Bugün seçim olsa kim oy verirsiniz? AK Parti'ye veririm. Şimdi... Bizde bir tane az önce dedim ya girerken Karadeniz esprisi vardır. Şimdi bu tıpta mezun olduklarında tıpçılar ilk teşhisleri çok önemlidir onlar için. Derler ki ilk teşhisi doğru yaparsan sen mesleğinde iyi başarılı olacaksın. İşte temelinde ilk hastası olarak temel tıptan mezun oluyor doktorluğa başlıyor. İlk hastası bir tane şeyde karşılaşıyor kahvede işte Dursun amcayla. Dursun amca sonra diyor ki ya uşağım diyor ben biraz diyor affedersin ishal oldum diyor. Ben diyor ne kullanayım diyor. Temel düşünüyor. Bir türlü ishal ilacını çok kolay diyor. Buna diyor hemen diyor teşhisi koyduk zaten diyor. O söyledi bana ne olduğunu. Çok kolay dedi. Buna hemen bir ishal ilacı yazalım. Düşünüyor aklına gelmiyor. Ben en iyisi diyor buna bir Xanax yazayım diyor. Rahatlasın diyor. Yazıyor Xanax veriyor. Neyse aradan geçiyor. Bir hafta temeline kahvehanede Dursun amcayı görüyor. Dursun amca diyor, nasılsın diyor, iyi misin diyor. Uşağım diyor, pisliğe battık ama diyor. Kafama da takma herhalde. Kesinlikle. Bizim ülkenin durumu da bu yani. Kesinlikle. Pisliğe battık ama artık öyle bir lay lay lom oldu ki beyinlerimiz. Kesinlikle. Size çok iyi katılıyorum. Yani vermiş olduğu örnek şu anda yaşanan toplumun bildiğin göstergesi, aynası. Yani burada sokakta diyelim çıkıyoruz diyelim konuşuyoruz arkadaşlarımızla, tanıklarımızla, çevremizle, insanlarla. Yani herkes bir isyanda, herkes bir perişan bir durumda. Evet. Şimdi ya böyle bir iki noktaya geleceğim de o yüzden örnekler vererek geliyorum. Mesela önüme çıktı bir bilgi. 2021 yılında bu şey tarafında, Uşak tarafında kurulan Zafer Havalimanı 1.317.733 yolcu garantisi vermiş. Sadece 2021 yılında 22.000 kişi kullanmış havalimanı. Ve buradaki bu açığı hazineden sonra şirket alıyor. Yap, işlet, devret, açığı hazineden al. Ve buradan şimdi insanlar diyor ki bak diyor ne güzel İstanbul'da trafik azaldı diyor. Artık diyor millet biraz şey yapacak diyor yani petrol metrol onu almayacak, rahat edecek. Ya oğlum tamam da ulaşımın tamamı geçim garantili.
Tünellerin tamamı, köprülerin tamamı geçim garantili. Geçmedin mi devletten yine hazineden bu firmalar bunu alacak. Bu gene bana vergi olarak geri dönecek. Yani, bu noktada bir ekleme yapayım. Yani geçenlerde de kar yağınca Burak Bey gündeme geldi. Değil mesela mi? Yunanistan'da bu yolları özelleştiren işte ülkeler arasında orada mesela kardan dolayı yolda kalan araçlar için o şirkete 2000 euro ödemesine mahkum ettiler. Ama Türkiye'de bakıyorsun yolda kalan araçlar için işte herhangi bir şey yok şirketlerde. Ancak o şirketle herhangi bir yani 10 lira, 20 lira veya 100 lira olsun bir geçiş ücreti ödenmediğinde direkt icra takibi açarak bir sürü vatandaşı o şekilde de mağdur etmesini de biliyorlar ama yani. Bu şey kar dediniz. İstanbul yeni yapılan havalimanında da kar işte yoğun yağdığı için kargo bölümü çökmüş. Milyar dolarlık yatırım İstanbul yeni havalimanı ama kargo bölümü çökmüş. Bakan açıklama yapıyor diyor ki zaten diyor önemli bir bölüm değildi diyor. Zaten yıkacaktık orayı. Problem yok diyor. Hayır abi dediniz onu bu bugün ben onu yani dün akşam onu dinledim. Evet. Bu milletten dalga geçmek mi? Yani sen yapabilirsin doğru. Bir, bunu yaptın da yani yıkılsın diye mi yaptın? O para kimden çıkıyor? Para benim cebimden, senin cebinden çıkıyor, halkın cebinden çıkıyor. Ya da bunu yapan insana sen bunu peşkeş mi çekmiş oluyorsun? Nasrettin Hoca'nın öyle bir hikayesi var ya, Nasrettin Hoca eşekten düşüyor. Halk gülmeye başlıyor işte. Hoca eşekten düştü diyor. Hoca da diyor ki ben zaten inecektim diyor. Yani ya bizim Allah göstermesin. O yıkılan yerde o an insanlar olsa onların canı ne olacaktı? Vardı zaten kayıtlarda görünüyor. Bir kişi ha canlı bir şey olmadı. Yıkılacağı belli olduğu için o altına çok insan gelmiyordu herhalde yani. Böyle bir öyle böyle bir açlama olamaz ya. Şimdi bakıyorsun Avrupa'da brüt asgari ücrette 328 euro ile sondan ikinci sırada. Diğer taraftan şu rakama bakıyorum. 2022 yılında hazineden AK Parti'ye 280 milyon 279 bin lira, CHP'ye 149 milyon 134 bin lira, HDP'ye 77 milyon 65 bin lira, MHP'ye 73 milyon, İYİ Parti'ye 65 milyon 588 bin lira, totalde toplamda 645 milyon 165 bin Türk lirası hazineden ödenek verilecek bu yıl için. Yani yanlışlıkla da erken seçime gidersen 3 misli verilecek. Bu da enteresan bir hal yani. Ama şu kadar para ödene verilecek. Bu şey bu 1 2 3 4 5 var. Sebep? Niye veriyorsun ya bu hani çıkıp diyorlar ya pandemide işte tasarruf diye. 2022 yılında deyin ki biz şu görmüş olduğunuz 645 milyon lirayı 5 parti bugün vermeyeceğiz bu sene. Milletin ve üreticinin cebine koyacağız. Deyin de yapın. Hani Hodri Meydan, Bağımsız Fikir Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş bir çıkışı vardı. Bu faiz sıfırla faiz indireceğiz, düşüreceğiz diye hükümetin. O da dedi ki Hodri Meydan bu milletin cebine faizsiz kredi verin dedi. Şimdi ben de onu söylüyorum. Yani bu ülkede biliyorsunuz yaşı şey evinde diyaliz makinesine mi bağlı bir ailenin elektrik faturasını o ay ödeyemediği elektriğini kesip çocuğun öldüğünü gördük yaşadık ya daha yakın zaman. Kaç para elektrik faturası? Burada 650 milyon civarında paralardan bahsediyoruz bir yıl için. Sen şu parayı sadece tarıma üretime koysana bak neler oluyor. Biz biliyorsunuz biz bu ülkenin kapasitesi hem o partilere o parayı verebilecek seviyede hem de aynı zamanda çiftçiye, üreticiye, sanayiciye aynı miktarda paraları verebilecek kapasitede. Ya benim şöyle bir iddiam var. Değiştirebilirsen. Bu parayla bu partiler seçim zamanı bayrak yapsa sadece ülkeye iki defa gelinlik giydirirler. Yani bu giydirmiyorlar para, mı? O kadar her yerde bazı merkezi yerlere giydiriyorlar. Her yerde ben tamam mı diyorum. Bazı partiler bayraklarını asıyor hiç söküp toplamıyor öyle sonra onlar çürüyüp gidiyor sağda solda giydiriyor da işte. Bedava olunca işte parası devlet vatandaştan çıkınca. Japonya'da hani hep Japonya'ya verdiler ya hükümet tarafından bazı şeyler. 43 yıl sonra popüler atıştırmalık yiyecek Umoe Boya
zam gelmiş. 43 yıl. Evet. Ya 43 yıl ya. Gün aşırı bizde şu an zam gelmeyen bir şey, ürün yok yani. Gün aşırı. Şöyle söyleyeyim. Çubuk kraker 2 lira olmuş. Geçen bakkalda denk geldim, şok oldum. 2 lira çubuk. Ya bir ürün vardı. Yani ben 5 gündür de söylüyorum. Haydar Bey'le biz ortağız biliyorsunuz. Aynı iş yerindeyiz. Yani kendisi 5 gündür kendisine diyorum, her şey olduğunda çubuk kraker 2 lira olmuş diyorum. Yani ben de şeyi anlatıyorum bunu. Çok sevdiğim bir ürün vardı. Puf. Evet. O da 1 lira olmuş mesela. Yani zamanın sürekli öyle para üstü yani olarak verilen şey. Abur cubur 2 tane 3 tane abur cubur aldım 50 lira oluyor. 20 lira 50 lira. Ama şimdi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum Ümit Bey. Burada asıl problem ne? Şimdi tamam, bu günden güne her gün durumumuz daha da kötüleşiyor. Ama değişen bir şey var mı? Şimdi insanımız şikayet ediyor ama talep ediyor mu? Şimdi bir şeylerin değişmesi için öncelikle birilerinin bir şeyleri talep etmesi gerekiyor. Aynen öyle. Ve bunun peşinde de yönetenleri bir şeylere zorlamaları gerekiyor. Yani onları affedersin, İşte oyla tehdit etmesi gerekiyor. Yani sana oy vermem, İktidar seni değiştiririm. İşte muhalefet, sen de adam gibi muhalefetlik yap, yoksa seni de muhalefetlikten çıkartırım. Bu mantığı milletimiz kendisinde görse ve bu iradeyle hareket etse, işte gerçek o zaman ne olur? Gerçek devlet yönetimi, gerçek belediyecilik, işte o zaman ortaya çıkar. Şimdi bugün belediye başkanı seçiyoruz, siyasi olarak seçiyoruz. Ya belediye başkanı dediğiniz insan, belediyesindeki, yöresindeki insanlara hizmet etmek için o makama gelir. Yani biz ondan bir şeyler talep ederiz, o da bunun gereği olan şeyleri bize yapar. Devlet başkanı aynı şekilde, biz ondan bir şeyler talep ederiz, o bizim taleplerimizi yönetir. Ya bugün milletimiz, ben ocuyum, ben bucuyum, herkes şikayet ediyor ama değişen hiçbir şey yok. Niye? Çünkü hep bir ideolojiye sarılmışız, hep bir tarafa sarılmışız. Halbuki burada öz olan insan. Yani işte Atatürk diyor ya, muasır medeniyetler seviyesindeki insan. Yani ben kişisel olarak, yani kişilik olarak ya da bir toplum olarak bir aradayız. Hep beraber diyeceğiz ki biz şu koşullarda yaşamak istiyoruz kardeşim. İsviçre'deki adam nasıl? Yani geçim derdi diye bir şey olabilir mi? Ya bir insanın geçim derdi olması o kadar acınası bir şey ki. Ve Türkiye'de artık normalleşen bu. Yani geçim derdi olmayan bir insan olamaz zaten böyle bir şey. Ya bunu geçerim artık. Yani benim zaten yaşın bir insan evi olur, arabası olur. İşte ya bunlar ihtiras değil ki, bunlar ihtiyaç. Öyle değil mi Ümit Bey? Şu içtiğiniz suyun şişesini elinizde gören bazı dayılar, dediler, evladım elimde su var, daha ne istiyorsun diyebiliyor. Bizim milletimize, İslam'ı da... Telefonum var, daha ne istiyorsun diyebiliyor. Yani bizim topluluğumuzda şöyle bir algı var. Yani şükredelim. Evet. Yani, tamam şükredelim ama yani ortadaki vandallığa, hırsızlığa da itiraz etmemek. Yani inandığın dine inanmıyorsun işte. İnandığın dine inanmamak gibi bir şey yani. İnanıyormuş gibi davranmak. Yani şekli olarak Müslümansın ama özde Allah yani işte, neyi vermiş işte. Öyle şey diyorlar işte. Büyük proje var, onu görün diyorlar. Hangi i̇şte, büyük projeyi ya? Bir lokma bir hırka. Peygamber Efendimiz öyle diyormuş. Bir lokma bir hırka. Ya kardeşim tamam da. Tamam o zaman. Birileri yiyorken, seni yönetenler, affedersiniz, varlık içinde yüzebiliyorken, sen neden bu noktadasın? Ya ben hep şey derim. Şimdi Allah diyor ki yiyin, için israf etmeyin. Bizim vatandaşlarımız da yemeyelim, içmeyelim, zaten israf olmaz mantığıyla gidiyor. Allah nimeti vermiş, bizimkiler nimeti inkar etmenin derdinde yani. Kesinlikle. Var diyorsun, bu senin toprağında böyle bir nimet var, bunu kullan. Ye üçlük, olmaz. Niye illa gariban gariban yaşayacağız? Bizde bir gariban sevgisi var yani böyle. Sürekli ezileceğiz. Fakirlik var. Yani Küçük Emrah dizilerinin etkileri olabilir yani, sürekli bir acılar. Ama acılar da nereye kadar yani acılar? Sürekli ya? Bu topluma engaje ediliyor gibi bir durum var. Yani mesela devletin bir televizyonu var, belgesel kanalı var. Orada durmadan işte su savaşları, ondan sonra zorlu okul yolları, bu tarz şeyler yayınlıyorlar. Mesela siz halinizde şükredin tarzı gibi. Yani aslında insanlara da bir nevi şey yapıyorlar yani. Ya şimdi haliniz... zorlu okul yolları falan, o belgeseli, ben belgesel severim, izliyorum da. Benim çocukluğum o zorlu okul yolları gibi geçti.
benim şu an şimdi anlatmaya çalıştığım şey şu. Benim çocukluğumda bu yoktu. Yokken kabul edilebilirdi. Ancak şu günün teknolojisiyle, şu günün imkanlarıyla, bu ülkenin kapasitesiyle bunların hiçbiri kabul edilebilecek hatalar değil. Bu ülkede işte okumak için okula gitmesi gereken çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden bir babanın olması veya ısınamadı, çocukları ısınamıyor diye intihar eden bir annenin olması. Yani bir ev, bir araba için çalışıyorum, ömrümü bunun için geçirmek istemiyorum diyen bir gencin olması kabul edilebilir bir şey değil. Bunu Ali Aydar Bey'in söylediği gibi önce toplumumuz bir benimsemeli, sonrasında yöneticilere bunu bu şekilde yapmaları gerektiğini anlatmalı. Yani biz demokratik bir ülkede yaşıyoruz. En nihayetinde beğenmediğimizi gönderme kapasitesine sahibiz ama biz işte başka kim var ki? Ya başka kim var? Sen varsın, ben varım ya. Haksızlığı görüyorsan çıkacaksın abi. Yapacak bir şey yok yani. Sen kendinde o enerjiyi o haksızlığı görüp ses çıkarmıyorsan neyse böyle devam etsin. Şunu da gördüm yani bazı sokak röportajlarında kadının bir tanesi şöyle diyor. Bunlar çalacağı kadar çaldı, çuvallarını doldurdu, daha bir şey olmaz. Yeni gelecek olan daha çok şey yapacaktır. Bunlarla devam. Böyle bir mantık olabilir mi ya? Böyle bir inanış olabilir mi? Ya Müslümanlığı bıraktım. Abi dünyanın neresinde böyle bir şey var ya? Bu zihniyet çürümüşsünüz ya. Vallahi çürümüş. Toplumumuz gerçekten bitmiş ya. Bizde bir alıştırılmış fakirlik şeyi var. Yani Anadolu insanının işte bizim geçmişte büyüklerimiz, dedelerimiz, nenelerimiz hep büyük zorluklar, büyük mücadeleler vermişler. Yokluk evet. içinde yaşamışlar. Tamam. Çekmişsiniz bu yokluğu. Evet. Bir yerlere gelmişsiniz. Bugün oğlum siz yokluk görmediniz. Oğlum siz bunu görmediniz. Siz bunları yaşamadınız. Tüp kuyruklarını görmediniz. Bugün ekmek kuyruklarını görüyoruz o zaman. Yağ kuyruğu da gördük. Karda bir de yani. Ya şimdi havada ekmek kuyruğu. Tamam o günün şartlarında yoktu. Siz göremediniz. Kabul edilebilir. Ama bugün bunu sürekli temcit pilavı ısıtıp aynen oğlum abi, yok. Bir, ufak bir gireceğim oraya. Tabii, o zamanlar yoktu göremediler. Şimdi var göremiyoruz. Aynen. Ya Burak millet Bey. Mars'a gidiyor. Bakın Mars'a gidiyor. Onun derdinde artık. Bugün bizim yaşadığımız manzara ekmek kuru dediğiniz gibi ekmek kuru, yağ kuru. Ya bu çok acı bir olay. Bugün bizim ülkemiz. Bakın ben gıda kökenli olduğum için yani gıda tarım kökenli olduğum için 2000'li yılların başında bu ülkenin sınırlarını dünyaya kapattığın zaman kendi kendine hiçbir destek ve yardım almadan yeten 7 ülkeden biriydi. Ya bu senin çünkü toprağında yetişiyor. Karadeniz'ine gidiyorsun, Ege'sine gidiyorsun, İç Anadolu'suna gidiyorsun, Güneydoğu'suna gidiyorsun. Yani her dört bir tarafında her türlü ürün, her türlü ihtiyaç karşılanıyor. Bütün temel ihtiyaçlar karşılanıyor. Yani ben bunu demeyelim de karşılanabiliyordu diyelim. Karşılanabiliyordu. Ben bunu dün alabiliyordum da bugün bazı zorluklardan dolayı alamıyorum da o yüzden bugün bu kuyruklar var diyemem ki. Çünkü bu benim ülkemde üretiliyordu. O zaman bu şu demek oluyor. Sen üretimin önünü kestin. Veya planlamasını doğru yapmadın. Yapamadın. Gidi. Mesela birçok soru sorulabilir. Yani ben bunu kabul edemiyorum. Bu kabul edilebilir bir olay değil. Burak Bey, bizim insanımızın özellikle biraz vurmuş gibi olmayalım ama 50 yaş üstü işte büyüklerimizin biraz daha 40 yaş üstü 40 yaş üstü de olabilir. Twitter'a gönderme yapalım. 40 yaş üstü diyelim. Biraz ufuklarını, pencerelerini yeni dünyaya açmaları gerekiyor. Yani yeni gelen kuşak bambaşka bir dünyada yetişiyor. Şimdi 1990'da, 2000 yılında işte ticaret yapan bir esnafın mantığı şuydu. Bir dükkan açayım, kazancımı işte aylık giderlerimle birlikte ilerleteyim, büyüyeyim. Yani o gün bir anda patlamak gibi bir ihtimal çok öngörülemiyordu. Ama bugün işte sosyal medyaya bakıyorsunuz. Bir insan bir anda fenomen olabiliyor. Bir anda parayı bulabiliyor. Şimdi bugün bu şekilde para kazanabiliyoruzken, eğer bu şekilde para kazanabiliyorsak, siz o gün kazanamıyordunuz. Demek ki geçmişten bugüne bir şeyler değişmiş. Dünya değişmiş. Para kazanma yolları değişmiş. Buna ayak uydurmak gerekiyor. Ayak uyduramıyorsunuz. Tamam. Kabulüz. Ama en azından kabullenin.
Bizde kabullenmeme problemi de var. İşte ne olduğunu anlamıyor, anlamayınca da ya bırak. Ya kardeşim anlamıyorsun, dinleme de dinlemiyorsun. Yapma, etme, gitme. Siz madem o kadar akıllıydınız, madem o kadar zekiydiniz, bu ülke bugün niye bu noktada? Niye bugün sizin ya, gençliğiniz bugün madem o kadar zehir gibiydi, affedersiniz ama büyüklerim, size saygımız sonsuz. Ama sizin gençlik yıllarınız bugün bu noktaya bizi getirdi. Bundan 20 yıl öncesi, 30 yıl önce siz gençtiniz. Öyle değil mi Burak Bey? Evet. Biz bugün genciz, siz başaramamışsınız bunu. Bari bırakın, biz bir şeyleri değiştirelim. Şimdi programımızın adı Genç Fikir. Biz gençler olarak konuşuyoruz, gençlerin adına konuşuyoruz burada. Bir şeyleri değiştirmek bizim elimizde. Yeter ki önümüzü açsınlar. Yeter ki bize olumsuzluk aşılamasınlar. Yeter ki bize umutsuzluk vaat etmesinler. Kesinlikle. Bunları talep ediyoruz milletimizden, büyüklerimizden. Evet. Yani taleplerimiz bu. Of, ben orada şeye biraz takıldım. Bize olumsuzluk ve umutsuzluk aşılar. Aranızdaki en yaşlısı ben olabilirim veya Burak Bey'dir. Bir tam emin değilim. İnşallah karşı değilsiniz fikirlerimize. Olumsuzluk, umutsuzluk. Ya o kadar çok olumsuzluk, umutsuzluk haberi alıyoruz ki artık yani ben bile kendime onu aşılıyorum yani sürekli. İnsanın modu düşüyor yani çalışma hevesi düşüyor. Bu ülkede bu ülkenin imkanlarıyla eğitim alan, bu ülkeye katma değer sağlayabilecek kişiler, yani meslek sahibi kişiler yurt dışına kaçıyor. Yurt dışına kaçma planı yapıyor. Yani Avrupa'ya, Amerika'ya bu gibi ülkelere kaçma planı yapıyor. Niye? Çünkü onların çünkü buradaki bu umutsuzluk girdabında yani yaşamaktan yoruluyor insan ya. Düşünün işte 20 sene 25 sene okuyorsunuz. Meslek sahibisiniz. Şimdi sizi okutan anne babanız size her zaman şunu söylüyor. İşte ben okuyamadım, sen oku kendini kurtar. Okuyorsun. O zaman da bu sıkıntıya karşı, karşılaştığın sıkıntıya karşı isyan ettiğince de diyor ki sen ya siz yokluk görmediniz. Ya ben yokluk görmemek için okudum zaten ya. Yokluk görecek olsaydım okumazdım. Böyle evde yatardım. Köpek gibi çalıştık. Bir sürü mücadele verdik. Geldiğimiz noktada hala ümitsiz, hala bir de şey perişanlığında yaşıyoruz ya. Memur ol da işte memur hayatı yaşa da hayatın kurtulsun. Ya örneğin bugün bir genç İşte büyük bir uluslararası internet satış sitesinde, firmasında satıcı oluyor. İşte kendi ürünlerini alıyor, oradan pazarlıyor uluslararası alanda. Farklı ülkelere pazarlıyor. E-ticaret. E-ticaret yapıyor kısaca. Şimdi babası ona diyor ki, ya oğlum bırak bu işleri. Git şurada, işte git sınavına KPSS'ye çalış. Ona doğru çalış, düzgün bir çalış iş da, yap. Doğru düzgün bir iş yap. Ne yap? Memur ol, SGK'lı bir işin olsun. Maaşın olsun, düzgün bir işin olsun. Maaş dediğimiz nedir? 4200 lira maaş. Ama şimdi siz böyle anlatınca benim gözümde şu canlandı. Babanız galiba size bu konuda istemediymiş gibi geldi. Yok, bu tamamen benim bağımsız özgür fikirlerim. Benim yakın çevremde var öyle bir arkadaşım. Yani bu yeni nesil para işleriyle uğraşıyor. Babasını da çok iyi tanırım. Babası çok mutasip, tutucu bir insan. Uzun zaman işte oğlum senin bu yaptığın iş mi? Senin yaptığın işten ne olur? Doğru düzgün bir iş yap dedi. İşte 3-5 sene. Çocuğu şimdi ondan daha çok kazanıyor. Ve ondan sonra da ona saygı duymaya başlıyor. Evet. Bizim problemimiz var ya, ne biliyor musunuz? Bence bizim problemimiz paraya aşırı anlam yüklememiz. Yani kesinlikle. O saygı duyuyor dediğiniz şey. Benim eski bir tanıdığım şey derdi. Sen parayı kazan, yolu hiç fark etmez. Evet. 6 ay sana şöyle derler. 6 ay sonra sen o parayı kazandıktan sonra beyefendi olur. Evet. Bu da çok yanlış bir anlayış. Sosyal medyada o çok oluyor. Yani çok saçma sapan. Buradan şeye girmek istiyorum. Aslında programa başlamadan önce sizle de konuştuk. İşte genç bir avukatsınız. Ankara'da okudunuz. Sosyal medyayla da içli dışlısınız. Avukatlık mesleğinde bile yani bu yapıların oluştuğu, yani kişilerin kendini bilmez hareketlerinin oluştuğu ortamlar oluyor. Yani influencer avukatlık denen yeni kurumlar oluşuyor. Evet, maalesef. Toplumumuzdaki bozulma, yani
insanlarımızı, mesleklerimizi, her şeyimizi artık esir almış durumda. Bununla ilgili sizden bir iki cümle dinlemek isterim. Tabii estağfurullah, ne demek. Ya şimdi sosyal medya, evet, gençlerin çok ilgisini, cazibesini çeken bir alan, çeken bir kulvar. Ama en nihayetinde hepimizin bir şahsiyeti var, bir karakteri var, kişiliği var. Şimdi biz sosyal medyada evet biraz daha farklı karakterler yansıtabiliriz ama bunun bir ölçüsü vardır, sınırı vardır. Ha, az önce ilk dediğimiz işte insanlar çok abartı şekilde ünlü olup, çok saçma sapan şekilde ünlü olup ama parayı da kazandıktan sonra bir anda onlara en başta eleştirenler, linç atanlar, daha sonra onlara saygı duymaya başlıyorlar. Bu evet. İfadeler doğru, evet. Ama böyle olmaması gerekiyor. Bizim tarafımıza geldiği zaman, yani hukuk alanına geldiğimiz zaman, avukatlık bağlamında influencer dediğimiz insanlar, Instagram'daki ünlü fenomen kişiler ne yapıyor? İşte avukatlıkla ilgili kurgusal arka plan sesleri var. Bunları kullanarak işte başka atıyorum replikler var. Bu replikleri kullanarak işte duruşmadaki bir anı güya canlandırıyor ama bunu cübbe giyerek yapıyor. Şimdi avukatlık mesleğinin bir itibarı var. Ve bu mesleğin, bak, Türkiye Barolar Birliği meslek kuralları, genel kurallar madde 4. Der ki, avukat mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır. Avukat özel yaşantısında da buna özenmekle yükümlüdür. Yani bazı arkadaşlarımız da biz böyle eleştirdiğimiz için şöyle diyorlar. Ya Instagram onun, isim verebiliyor muyuz? Verdik artık. Sosyal medyada. Sosyal medyada, ya tamam ama bu adamın şahsi alanı. Sen buna ne karışabilirsin? Adam kendi canı istemiş, paylaşım yapmak istemiş. Paylaşım yapmış. Tamam, kabulüz. Ama cübbe giyiyorsun. Cübbe giyiyorsan mesleği temsil ediyorsun. Ve mesleğin itibarını gerçekten... Ya şimdi biraz da şöyle bir durum var. Mantıklı skeçler yapsalar, yani gerçekten gerçeği yansıtan bir skeç, işte zeka içeren, IQ içeren, biz buna evet, zaten biz de güleriz, biz de eğleniyoruz, biz de bu işin içindeyiz. Ama öyle şeyler paylaşılıyor ki, ya bunu izleyen millet, herhangi bir insan, vatandaş diyor ki, ya böyle avukat mı olur ya diyor. Şu avukatlık mesleğini de bu hale getirdiler diyorsa eğer bir insan, bir vatandaş, bu insan, bu avukat mesleğin itibarını zedeliyordur. Ve baroların bu noktada bu şahıslar üzerinde daha hassas davranması gerekiyor. Yani bir işlem yapılsın ama en azından bir uyarı verilsin. Bunu talep ediyoruz. Ben şöyle bir ekleme yapabilirim. Az önce bir madde okudunuz orada mesela. Evet. Aynı zamanda avukatlara başlayacağınız zaman bir yemin ediyorsunuz. Onda da evet, yemin ifadesinde yani. Şöyle geçiyor. Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna saygın davranacağımı diye. Evet. Ve namusunuz ve şerefiniz üzerine de yemin ediyorsunuz orada, and içiyorsunuz. Ama ona rağmen göründüğü gibi aykırı davranışlar yapıyor. Bir nevi bir sefer yemini de bozmuş gibi bir durum oluşuyor. Evet. Bunun aslında özünde de şu var. Türkiye'deki hukuk fakültelerindeki sayısal artış var. İyi yani, girdiniz. Çünkü Türkiye'de şu anda bakalım verilerde yazıyor. Okuyan şu anda mevcut. Yaklaşık olarak 85 bin hukuk öğrencisi var. Mevcut avukat sayısı da 2020 verilerine göre 143 bin. 330. 143 bin avukat, 85 bin okuyan hukuk öğrencisi. Ya bu kadar avukatı biz nereye sığdıracağız? Bu okuyanlar arasında bir de bakanımız da eklenecek. Öyle bir nedeni var. Sayın Soylu Bakanımız. Buyursun tabii ki, ne demek. Ama şimdi bunun önüne geçmek zorundayız. Çünkü bir şey çok fazla yayılırsa, çok fazla, ya mesele yayılması ya da artması değil, mesele niteliğin düşmesi. Türkiye'de 38 tane devlet üniversitesi var, hukuk fakültesi, 35 vakıf hukuk var, 11 Kıbrıs'ta var, toplam 84 tane hukuk fakültesi var ve son bir de yeni kurulanlar var. Bunlarla birlikte 100'ün üzerinde Türkiye'de hukuk fakültesi var. Ya kardeşim, adaleti fakültelerle mi sağlıyoruz? Biz bırakalım fakülte sayısını arttırmalı, içindeki insanların, öğrencilerin niteliğini arttıralım. Bugün hukuk fakültelerinde farklı bölümlerin mezunu olan dekanlar var. O sadece Türkiye'de hukuk fakültesi için geçerli değil. Yani uzay ajansını da... Sebzecilik okuyor. Sebzecilik. Ama şimdi şöyle bir durum var. Yani hukuk dediğimiz alan çok daha hassas bir nokta aslında değil mi Ümit Bey? Toplumun işte... Sac ayaklarından birisi adalet. Adalet duygusu törpülendiği zaman
olacak şeyleri görüyoruz zaten. Herkes kendi hakkını kendi aramaya başlıyor. İhkak hak durumları ortaya çıkıyor. İşte ne oluyor? Gidiyor mekanda başkasını kurşunluyor. Evet. Neden? Çünkü adaleti sağlayamadığı, adalet sisteminin adaleti yerine getiremediğini düşünüyor. Bu şekilde kendi ceza yargısını yürütmeye çalışan çok insan var bu ülkede. Doğru mu? Çok yanlış. Ne olması gerekiyor? Dediğiniz gibi adalet sisteminin yani nitelikli insanlarla kalifiye bir şekilde ayağa kaldırılması gerekiyor. Şimdi hepimiz yani bu sırada 3 arkadaşımız ve aynı meslektaşız. Yani biz bu meslek içerisinde karşılaştığımız sıkıntılar genelde yani sistemsel sıkıntılar. Çözülebilir sıkıntılar. Ama ne bununla ilgili bir kurumun doğru düzgün bir çalışması var. Yapılan işlemler hep bugünü atlatalım da yarın bakarız modeli. Eğitim verdiğiniz çocuklar, eğitim alıp sistemin içerisine attığınız çocuklar da anlattığınız usulde kalifiye bir eğitim almadan geliyor. Ondan sonra sistemi içinde bir şekilde var olmaya çalışıyor. Bu adalete bakışı törpülüyor. Sonra diyoruz ki işte adalete güven niye düştü? Adalete güven %20'lere düşüyor. Düşer tabii yani ki. Sen ben meslek içerisi, avukatlık mesleğini yaparken adalete güvenmiyoruz. Adalete güvenenlerin o %20'si de herhalde şu an adliyeye işi düşmedi belki de. Evet, belki de adliyeye işi düşmemiş olanlar olabilir. Yani sıkıntılı bir süreç. Ya son bir işte avukatlık sınavı getirildi. Buna katılan olur, katılmayan olur. Ben destekliyorum. Yani avukatlık sınavının gelmesi bu kadar mezunun olduğu bir süreçte evet faydalı olabilir ama sadece bu yeterli mi? Yani fakülteleri avukatlık arttırıyorsunuz bir yandan bir yandan. Açalım çünkü bu toplumumuzda hala hazırda çok bilinmiyor. Aha. Yani ben genç arkadaşlarla, hukuk okumak isteyen arkadaşlarla konuştuğumda okul bittikten sonra avukat olabileceklerini düşünüyorlar. Siz bu konuda kısa bir bilgilendirme de yaparsanız sevinirim. Yani o sınavı şimdi, geçemeyen avukat olur mu, olamaz mı, geçmesi gerekir mi, geçemezse şöyle bir, ne olur? Şöyle bir durum var zaten. Bir insan gerçekten hukuk nosyonuna sahipse, hukuk okuyacak ve avukatlık ya da hakim savcılık mesleklerini adalet temin edebilecek bir karaktere sahipse ve bu zekaya da sahipse bu sınav zaten bence rahatlıkla geçebilir. Şimdi avukatlık sınavının da bir hakimlik, savcılık sınavı kadar zor olacağını düşünmüyorum. Çünkü sayılar çok daha farklı. Geçemezse hukuk okuyan arkadaş avukatlık yapamıyor. Bunu yani şimdi şöyle bir durum da var. Sadece bir şöyle hukukçu bir durum olarak var. Kalıyor gibi. Ha, bu kadar avukatın olması da sadece bir problemi getirmiyor. Birkaç farklı problemi de getiriyor. Atıyorum işte fakülteden mezun olan insanlar staj yapacaklar. Staj yeri arayacaklar. Bu kadar nasıl bu kadar yer bulacaklar? Ya da staj yaptıkları dönemde nasıl geçinecekler? Yani sonuçta, bu sefer stajyerlere ücretsiz çalıştırma gibi bir durum oluyor. Zaten yani şu anda da stajyer avukatların %80 ya da işte bilmiyorum çok farazi rakam da atmak istemiyorum ama çok düşük ücretlere çalışıyorlar. Ha, düşük ve kimisi de hiç para almıyor. Sadece tecrübe alıyor. Ya tamam da emek var ortada. Bir bu adam geçinecek. Şimdi herkesin durumu iyi değil. Herkes Türkiye'nin koşulları ortada. Herkesin ailesi destek olamayabilir. Ya şu an mesela öğrencilik yaptınız. Öğrencilikten ayrıldı da çok uzun süre olmadı. Evet. Siz Ankara'da eğitim gördünüz. Aylık bir öğrencinin masrafı Ankara'da ne olur? Ümit Bey. Stajyerin de çünkü Ümit Bey, şimdi, 3 aşağı 5 yukarı aynı. Şimdi insanlar yani hukuk öğrencileri okurken evet bir yerlerden burs alıyorlardı. Aldıkları burslarla bir şekilde bir şeyleri denkleştirip babalarından, ailelerinden bir miktar para alıp hayatlarını devam ettirebiliyorlardı ya da ortak evlere çıkıp işte kirayı bölüşüp, faturaları bölüşüp evet bir şekilde geçinilebiliyordu ama bu insan fakülteden mezun olduğu anda maaşı, bursları kesiliyor. Artık bir yerden aldığı burs yok. İşte Baro'nun bir kredisi var. 1000 lira civarında şu an yeni yönetimle birlikte. Bu arada Erinç Sakan yeni yönetim, Barolar Birliği Başkanımız. Onun da başkanlığını tebrik ederiz. O işte yeni krediyi 1000 liraya çıkarttılar ama bu da yetersiz çünkü alsın 1000 lira ailesi şimdi sigortalı olamıyor çalışamıyor başka meslekte stajyer avukat.
Evet. Nasıl geçinecek? Ev kirası Ankara'da 1500 liradan başlıyor. Sigorta da yapılamadığı için mesela zorunlu bir genel sağlık sigortası bağlattırılıyor kendisine. Öyle bir sorun da oluyor. Evet. Şimdi nasıl geçinecek bu insan, bu stajyer? Çünkü artık bir hayata atılan bir genç oluyor. Okuyan öğrenci statüsünden çıkıyor. Artık hayata atılmış bir bireysin sen, gençsin sen. Ama staj yaptığın büro sana para vermiyor. İşte bundan 2 ay öncesine kadar, işte asgari ücret zammından önce kimi arkadaşım 700 liraya çalışıyordu. Kimi arkadaşım 1000 liraya, kimi arkadaşım 1500 liraya. Ya bu ücretler, yanlış anlayın ama Türkiye şartlarında çok komik şeyler. Ücretler. Evet, rakamlar. Ya nasıl geçinebilirsin abicim sen ya? Bu kadar parayla, bu kadar masrafın olduğu bir ne dedik az önce? Peynir 50 lira dedik. Ne dedik? Çubuk kraker 2 lira dedik. 5 tane çubuk kraker aldım. Peynir 50 liraya geçti ama ya. Son. Ya, ben ortalamasını söylüyorum. Yarım kilosu 50 lira diyelim. Yarım kilosu olabilir. Doğru. Gramajı da düşürüyorlar. Fiyatlar yine artıyor. Yetişemiyoruz ya. Alhadar Bey de artıyor. Biz bu aralar şey fiyatlarına çok bakıyoruz. Bebek bezi. Bebek bezleri kaç liraya buldu? 150-200'ü buldu mu? Hangi markada? Hangi marka? Marka değişiyor. Film. Evet, marka vermiyor. Mesela kaliteli bilinen bir marka şu an almış başına gidiyor. Tanesi 2 liraya geliyor. Evet. Çocuk günde yani kilometrede araba bizim arabadan çok yakıyor bizim çocuk. Öyle oluyor. Çocuk pişik olsa onun kremi de en az 200 lira var herhalde. Çok şey var ya o noktada. Bir sürü durum ülkede var. Ülkede yaşamak var. İçin, ay sonunu görmek için hep böyle bir koşturmaca içerisindeyiz. Acaba görecek miyiz? Bu stres zaten başta Ali Aydar Bey söyledi. Yani sırf yaşamak için bu kadar uğraşmaya zulüm ya. Gerçekten yani dünyanın kendini medeni adleten ülkelerinin hiçbirinde böyle bir sistem yok. E şimdi bu filozoflara bakalım. Eski filozof yani felsefeyle uğraşan insanlar genelde işte üst katmandaki insanlar yani varlıklı dediğimiz geçim derdi bulunmayan işte burjuva sınıfı gibi insanlardı. Niye? Bu insanların parası var, geçim derdi yok ve düşünecek, yapacak bir şeyler arıyorlar. Evet. Ve alanlarında da başarılı oluyorlar. Niye? Çünkü yoğunlaşabiliyorlar. Şimdi biz bugün geçim kaygısı yaşayan bir insan çalışıp da işte çocuğu ondan bir şey istediği zaman çocuğuna onu alamayan bir babanın psikolojisiyle o adam mesleğinde başarılı olamaz. Çocuğu ondan bir şey istiyor, babası alamıyor. Şimdi bu insandan bir verim bekleyebilir misin? Bu insanın psikolojisi normal olabilir mi? Sonra bu adam mesleğinde başarılı olacak. Mesleğinde başarılı olması için mesleğiyle ilgili kendini geliştirmesi gerekiyor. Düşünmesi gerekiyor, araştırması gerekiyor. Ya bu insan düşünecek de neyi düşünecek? Mesleğini mi düşünecek? Yaşamayı mı? Hayatta kalma mücadele, survival mı yapıyoruz burada yani? Adam bunu söyler yani. Burası survival. Burası survival. Yani bu sınırların içerisi gerçekten bir survival. Haydar Bey siz bir şeyler ekleyeceksiniz galiba. Ya şu an mesela iyi bir dinleyici olarak hem Burak Bey'i hem de Ali Haydar Bey'i dinledim. Ya yani Türkiye'de anlatılıyor işte ekonomik durumlar. Şu an oluşan durum maliyet enflasyonu mevcut şu an Türkiye'de. Yani maliyetlerin evet. artmasından kaynaklı bir enflasyon oluşuyor. Bu tabiri de ebedi genel başkanımız Profesör Doktor Haydar Başbey aslında ekonomiye sunmuş oldu. Ya yani baktığınızda örnek veriyorum. Şu an mazotun fiyatı artıyor. Mazotun fiyatı artması bu sefer diğer ürünlere artışı etkiliyor. Veya sanayi bakımından baktığınızda elektrik ve doğalgazın artması sanayi yönünde onun da ister istemez ürünlere yansıtıyor bu üreticide. Tabii ki de. Yani bu nedenle bir maliyet dediği şey her oluşuyor. Zaman ürüne yansır. Bu kaçınılmaz, kaçınılmaz bir son. Maalesef öyle oluyor. Ama yapılan işlemlerden sonra da mesela diyorlar ki enflasyonu düşürmeye hedefliyoruz diye açıklamalar yapıyorlar. Ama imkansız maalesef. Şu an maliyet enflasyonu olduğu düşünülürse ve yeni olarak şu an BOTAŞ yeni açıkladı yeni bir düzenlemeyle. Sanayi yani yıllık bazda %435'ti herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam bir doğalgaz zammı geliyor. Böyle olunca ne olacak? Dolayısıyla bunlar da ürünlere yansıyacak. Enflasyon tekrar artacak. Yani kota durumu da söz konusu olabilir. Öyle haberler okudum. Kota durumu konuşuluyor evet. Öyle bir durum var ama yani olacağını düşünmüyorum. Şey durumumuz var ya. Enflasyonda tek haneli rakamlara getirdik bu ülkeyi dediler. Geldiğimiz nokta
Bakan Nebati Bey çıkıyor diyor ki işte enflasyon %40, %50 olabilir ama %40'tı. Yani çok durmaz orada %40'da. Merak etmeyin diyor, gözlerime bakın diyor, bu ışıltıyla diyor. Yani bu aslında söylenen... Adamın gözlerine bir baktık, enflasyon %50'ye çıktı nasıl? Şimdi söylenen rakam da aslında çok uç bir rakam ki iktidar yanlısı bir televizyon kanalında bile diğer ülkelerin toplamı zannediyorlar. Enflasyon rakamını yani. Onu geçen hafta o derece geçen hafta söyledik. Çok komik ya. Evet yani ama yaşanılan hadise bu. Acaba ne olmuştur ya? O program içinde, program sonrasında şey demişler midir? Abi ne yaptın ya? Hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum öyle bir şey dediklerini. Ya maalesef sistemde bir yani kokuşmuşluk var. Yani aslında Türkiye'de de bir sistem lafı duyunca aslında bir bozukluk olduğu artık her halükarda belli oluyor. Yani Ali Aydar Bey hukuk sisteminden bahsetti. Orada da ayrı bir bozulmuşluk var. Yani avukatlar ister istemez, yani ben de avukatım, siz de avukatsınız. Ali Aydar Bey de avukat. Ama ister istemez bir reklam yasağını bu şekilde delmeye çalışıyorlar. Veya çok avukat olduğu için kendilerine bir PR yapmaya çalışıyorlar. Ama bir nevi mesleğin onuruna da zedeleyici hamlelerde bulunuyorlar. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda bir hadise yaşanmıştı. İşte bir kişi işte çıkıp açıklama yapmıştı. Demişti ki işte başörtülü hakimlerin de doğru karar vereceğini düşünmüyorum gibisine bir şey demişti. Sayın Genel Başkanımız Avukat Hüseyin Başbey de demişti ki mesele dedi başörtülü hakimler sorunu değil, cübbesini ilikleyen hakimler sorunu var demişti. Kesinlikle. Şu an aslında hukuk sisteminde de maalesef yaşadığımız ana sorun bu. Ya baktığınızda hukuka güven niye yok? Çünkü insanlar şunu düşünüyor. Acaba hakim satıldı mı diye düşünüyor. Yani adam benim, ona göre karar çıkarsa belki de. Benim son dönemlerde yani müvekkillerden birçok kişi böyle dedi. Yani acaba satın mı aldılar yani? Yani. Geçen gün görüştüğümüz bir avukat dedi ki yerel mahkemeden istinafa giden dosyaların %70'i bozuluyor. Birçoğu bozuluyor ama o biraz da şeyden. Ya tecrübesizlik de var işin içerisinde, evet. Çok acınası haller de var şu aslında. An bazı mahkemelerde şöyle bir durum var. Biz kararı verelim, karar bizden çıksın. Biz tayin alıp gideriz, sonra bakarız. Yani şimdi hakimlerin tayin alabilmesi için şöyle bir şey olması lazım. Karar vermesi lazım. Yani ne kadar çok karar verirse puanı o kadar yükselir. O kadar yükselirse de tayin şansı o kadar artıyor. Ancak verilen kararlar bazen o kadar kötü oluyor ki İlla ki dönüyorlar. Ya şimdi siyasetin yargıdan elini çekmesi gerekiyor ki yargı gerçekten işte bir meşhur hikaye vardır ya, Berlin'de hakimler var. Evet. Hikayesi. Şimdi evet sizin siyasetiniz olabilir, sizin işte sosyal yaşantıdaki baskınlarınız, üstünlüğünüz olabilir. Ama yargı dimdik ayakta olursa bu vatandaşı, bu insanları kimse mağdur edemez. Yani şimdi hukuk sistemindeki bozukluğu da görüyoruz. Düzelmesi gerektiğini de düşünüyoruz. Basit bir örneğini şöyle verebilirim. Geçen işte Türkiye'nin büyük taşımacılık firmalarından bir tanesinin sahibi biliyorsunuz şu an Firari. Firari olarak hayatını devam ettiriyor. En son sosyal medyasında paylaştığı bir fotoğraf gündem oldu. Fotoğrafı çeken camdan fotoğraf çeken kişi çektiği kişilerin arkasındaki camdan yansıyor ve görünüyor. Hakim. İşte bölge hakimi. Yani sistem burada. Ya son i̇şte dönemlerde Firari mesela... kişi jandarma komutanıyla fotoğraf var. Jandarma genel komutanıyla. Firari. Yani mesela nasıl oluyor ben anlamıyorum. Son günlerde çok gündeme geldi Cumhurbaşkanı hakaret mevzusu. Özellikle bir sunucu da Cumhurbaşkanı hakaretten tutuklama kararı verildi ki aslında yatarı olmayan bir suçu var ya. Kendisinin bir anda tutuklama kararı verildi. Enteresan bir noktaydı orası da. Ve çok da hızlı bir karar oluyor. Yani bizim için ben bilmiyorum yani bir hakaretten şikayetçi oldum da ertesi gün hemen alındı da tutuklandı şeyini. Yani direkt de ya işte. Şey yapıldı. Maalesef ki Türkiye'deki hukuk sistemi de böyle. Ve kim düzeltebilir? Hukukçu biri düzeltebilir diye düşünüyoruz. Yani avukat olan. Açık adresle vermiş olur. Genç bir bakış açısına sahip. Genç olan bir insanın değiştirmesi gerekiyor. Hukuku bilmeyen hukuku nasıl düzeltecek? Düzeltemez. Keza ekonomiden bahsettik burada. Ekonomi bilmeyen nasıl düzeltecek? Düzeltemez. Burada bizim mesela modelimiz var ki bunu öneri olarak sunuyoruz.
Yani milli ekonomi modelinin uygulanması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü sistem kokuşmuş artık. Yani gittikçe daha batan bir Türkiye var şu an maalesef ki yani. Maalesef bunu belirterek söylüyoruz. Ancak şeylerden de bahsettiniz. Mesela gençler yurt dışına çıkıyor. Neden yurt dışına çıkıyorlar diye. Aslında artık gençlere umut olacak bir kapı da var. Genç bir genel başkanları da var. Bu noktada ona da destek vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Evet, reklam kısa arası... bir reklama gideceğiz. Bu konuyla alakalı söylemek istediği bir şey olan varsa bir söz hakkı tanıyalım. Şöyle, Türkiye'de uzun yıllardan beri hep zaten 20 yıldan beri Türkiye'de iktidar değişmedi. Hep aynı kişiyi gördük. Ben 99 doğumluyum. Ben doğdum. Gözümü sayın şu anki Cumhurbaşkanımızla açtım. Hala da görmeye devam ediyorum. Ve bundan önceki dönemlerde de hep az önce dedik ya, artık çağ değişti, sistem değişti, bakış açıları değişti, hayat değişti, yaşantı değişti. Kim anlıyor bu yaşantıyı, kim kavrayabiliyor? Az önce ne dedik? 40 yaş üstü ufkunu genişletmesi lazım. Bakış açılarını genişletmeleri lazım ki bizi anlayabilsinler, yeni dünyayı anlayabilsinler. Şimdi şu anki siyasi aranaya baktığımız zaman meclis içindeki partilerdeki hangi genel başkan yeni sistem ayak, hepsinin geçmiş siyasi kariyeri 80, 1990, 1970. Bu dönemlerde de hep siyasetin içinde olan insanlar. Ya tamam, tamam da bugün bu mu gerekiyor? Yani bu insanlar ne yapmışlar sonra? Neyi değiştirebilmişler? Ne ortaya koyabilmişler? Bugün işte bir şeyleri değiştirmek gerekiyor dedim ya. Bizi anlasınlar. Bizi en iyi anlayabilecek olan bir genel başkan var. Çünkü bizden birisi. Genç bir insan. Avukat Hüseyin. Hem de bizim aynı meslektaşımız. Avukat Hüseyin Başbey. Bağımsız Türkiye Partisi'nin genel başkanı şu anki. Ve merhum Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın da, şimdi onun ilim dünyası, fikir dünyası Türkiye'yi ayaklandıracak, dünya devleti, kainat devleti yapabilecek fikirlerdi. Şimdi bunların devam ettiği siyasi parti hala mevcut. Bağımsız Türkiye Partisi. Hüseyin Başbey. Gençler olarak da onun yanında durmamız gerekiyor. Yaşlı insanların da artık bu gençlerin önünü açalım deyip yine bizi desteklemeleri gerekiyor. Evet, kısa bir reklam arasına gidelim. Yönetmenim de uyarıyor. Kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. Evet, kısa bir reklam arasından sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. Programımızın ikinci bölümünü Ebedi Genel Başkanımıza ayıracağız. Ebedi Genel Başkanımızın bugün doğum günüydü. Biz de ikinci bölümde kendisini anmak, yad etmek istiyoruz. Bu minvalde Ali Aydar Bey sözü size vermek istiyorum. Evet Ümit Bey, teşekkür ederim. Şimdi Profesör Doktor Haydar Baş dediğimiz zaman Türkiye'de bir kere akan sular durması gereken bir kavramdır artık. Çünkü Profesör Doktor Haydar Baş dediğimiz insan 21. yüzyılın en büyük devrimcisidir bir kere. Ben bugün evet belli bir yaşa geldim. Bugün kendime göre karakter sahibiysem, asalet sahibiysem, feraset, fetanet, metanet sahibiysem bu onun sayesindedir. Çünkü bizi o yetiştirdi. Onun mektebinden geçen insanların da, geçen gençlerin de hepsinin, bakın bugün biz burada neler konuşuyoruz. Konuştuğumuz meseleler aslında esasen devlet meselesi, vatan millet meselesi. Yani evet bir zamanlar silahla, işte onunla bununla savaş veriliyordu. Biz de bugün konuşarak bir savaş veriyoruz. Bunun konuşabilme sebebimiz de Profesör Doktor Haydar Baş'tır. Çünkü o bizi eğitmeseydi ben bugün bunları konuşuyor olamazdım. Belki bambaşka şeyler, bambaşka dünyam olurdu. Dışarıda gezen bir haylaz olurdum. Dışarıda gezen bir serseri olurdum. Ki etrafımı görüyorum ben. Olurdum da olurdum. Ama bugün burada konuşan bir insan olur muydu? Onu bilemiyorum. Şimdi öyle bir insandan bahsediyoruz ki özünde insan kavramı olan, yani bizi aslında anlatan
İnsan gönüldür, gönül. Zeka diyor, insana verilmiş bir araçtır diyor. Evet, zeka önemlidir. Ama esas olan zeka değil, insana verilen gönüldür. Gönül dünyası. Sonra bunları derken bir yandan 52 tane eser yazıyor. Boyumuz kadar. Evet. Ben bazen düşünüyorum. Yani ben okumaya yetişemiyorum, okuyamıyorum. Bu insan bunları yazmış. Nasıl yazmış? Hayran oluyorsun. Sonra öyle çıkışlar yaptı ki, şimdi hep toplumun ihtiyacı olan, tam bölünmek üzere olan bir şey var ve o bir müdahale yapıyor ve bunun önüne geçiliyor. İşte örnek ne? Alevi-Sünni çatışması çıkartılmaya çalışıldı bu ülkede. Bunun önüne geçen isim Profesör Doktor Haydar Baş'tır. Ehlibeyt açılımını yaptı. Alevi, Sünni bunlar birdir dedi. İslam birdir. Ehlibeyt haktır. Peygamber Resulullah'a bağlıdır. Yol buradan geçer. Hepsinin yolu buradan geçiyorsa kardeşim bölünmek neden? Neyin ayrımı bu? Sonra Türk-Kürt ayrımı yapılmaya çalışıldı. Bir fitne tohumu ekildi bu Orta Doğu'da, bizim ülkemizde. Çıktı ne dedi? Bir kolumu kesseler Türk kanı, bir kolumu kesseler Kürt kanı akar dedi. Ve bugün gidelim Kürt coğrafyasına. Bu insanlar Haydar Hoca'yı çok severler. Sahip çıkarlar. İşte solcu sağcı ayrımı vardır bizim ülkemizde. Şimdi Haydar Hoca öyle bir insan ki, öyle denklem bozan bir insan ki, hem Müslümansın hem Atatürkçüsün. Şimdi bizde alıştırılmış bir şey vardı, algı vardı. Atatürkçüysen Müslüman olamazsın, Müslümansan Atatürkçü olamazsın. Biz Atatürk, bizi Atatürk'ü yine o tanıttı. Atatürk'ü bize de tanıtan oydu. Atatürk'ün dini, manevi yönünü bize anlattı. Ki şöyle de bir ayrıntı vardır. İşte Hoş Geldin Atatürk kitabını yazdı. Bugün burada. Gösterelim takipçilerimiz de, izleyenlerimiz de görsünler. Hoş Geldin Atatürk kitabı. Ve bu eseri yazdıktan sonra, bakın bu eser 2017'de yazılmadı. 2017'de piyasaya sürüldü. Ve bunun fikirleri, bu kitabın fikirleri, Atatürk'ün dinle olan ilişkisi Haydar Hoca'nın 2017'ye kadar her sene anlatıldı, anlattı, anlattı, tekrar tekrar anlattı. Ve biz 2017'de tarihin en kalabalık Anıtkabir ziyaretini yaşadık 10 Kasım'da. Bakın 2016'da 4 milyon kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. 2017'de 6 milyon kişi atasını ziyaret etti. Ve bu ziyaret edenlerin arasında benim başörtülü kardeşlerim vardı. Bu Türkiye'de çok alışılmış bir durum değildir. Ve bu denklemi bozan kişinin adı Haydar Hoca'dır. Bunu görmezden gelmek ahmaklıktır. Ya bunu herkesin görmesi gerekiyor. Sonra Fethullah Gülen diyorlar, terör örgütü. Tamam da Haydar Hoca 2002'de yazdığı Dini ve Milli Bütünlüğümüze Yönelik Tehditler kitabında açık açık yazıyor ki, 2002 basım kitap, Fethullah Gülen diyor papalık misyonunun bir faktörüdür diyor. Açık açık söylüyor ki bu insan diyor İslam'la alakası uzaktan yakından alakası yoktur ve özünde İslam'ı tahrif etme amacı gütmektedir. Ve bunu o gün bugünkü iktidarda da anlatılıyor. Her yerde çalışmalar yapılıyor. Fethullah Gülen şudur, Fethullah Gülen budur. Kafanızı akıl koyun diyor. Kaç defa dedi bunu, kaç defa anlattı. Meydanlarda, sokaklarda, mahallelerde dinlemedi. Herkes böyle kulaklarını kapattı, üç maymunu oynadı. Bugün hepsi Fethullah terör örgütüdür. Yapma ya. Biz bunu sana söyledik. Haydar Hoca bunu sana söyledi. Kandırıldın. Kandırılma ihtimalin yok. Bir insan kandırılması için ona hakkın, doğrunun anlatılmamış olması gerekir. Ki sizin organlarınızın hepsine Haydar Hoca'nın ekibi yetiştirdiği insanlar gittiler. Böyle böyle böyledir. Fethullah Gülen budur dediler. Sizin bunu duymama ihtimaliniz yok. O çok büyük bir insandı. Dediğim gibi 21. yüzyılın devrimcisi oydu. Ve yaptığı öngörüler hep 10 yıl sonrası, 15 yıl sonrasını tarif eden öngörüler. Avrupa Birliği 2005'te en güçlü dönemlerinde dedi ki Avrupa Birliği en geç 15 yılda dağılacaktır dedi. Sözü kanun gibi çıktı bugün. 2020'de 31 Ocak'ta Birleşik Krallık, İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Ama milletimiz Haydar Hoca'yı
görmedi. Belki görmek istemedi. Sebebi neydi? Bilemiyoruz ama inşallah bundan sonra onun fikirlerini, izlerini taşıyan, vatanına, milletine, devletine, dinine gerçekten sahip olan, sahip çıkan bizleri inşallah bu saatten sonra dinlerler diyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Evet, Burak Bey, sizinle devam etmek isterim. Ümit Bey, Ali Adar Bey çok güzel anlattı. Profesör Doktor Haydar Baş Bey'i anlatmaya devam etsek ve anlatalım desek biz burada çok rahat sabahlarız ve sabah ne zaman olduğunu anlamayız. Ben öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü kendisi yani çok güzel bir şekilde biliyorsunuz kendi evinde Akçaabatlıydı kendisi. Gelen misafirlerini ağırla onlarla gerekirse sabah vaktine kadar onları güzel karşılayıp muhabbet edip beraber yiyip içme noktasını içerler diyelim çayını çorbasını ve muhabbetler koyu muhabbetler sabah olurdu ve orada bulunan kişiler ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaklar. Nasıl sabah olduğunu insanlar anlamazdı. Ama şöyle bir dilim yettiği kadar özetlemeye kalkmak istersem şunu söyleyebilirim. Kendisi alışılagelmiş yanlışları tek tek deviren dosdoğru bir insandı. Yani bildiğimiz kulak arkası olan halbuki çok büyük bir yanlış yani sonu yanlışa dayanan olayları bilgileri o kadar güzel tutup dosdoğru bir şekilde rayına oturtan bir insandı ki bunu nerede yaptı? Demin Ali Adar Bey'in dediği gibi Ehl-i Beyt külliyatında İslam coğrafyasında bunu yaptı. Daha sonra bizim ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu ülkeyi biliyorsunuz burada çok programlar yaptık. Bu ülkeyi nasıl, ne şartlarda, ne durumda kurup ve bugünlere gelmesinde neler yaptığını birçok defa anlattık. Bu insanla bugün milletin arasının açılmasındaki o büyük dikenler mi dersiniz, tel örgüler mi dersiniz? Onları bir kenara yığıp dağıttı. Bize işte hoş geldin Atatürk kitabında gösterdi gerçek Atatürk'ü. Bir insanın bu kadar şey yapmış halde olup da Müslüman nasıl ki Müslüman olduğunu, Müslüman olamamasının imkansızlığını bize aslında gösterdi. Kaynaklarını ortaya koydu. Ve bence daha yani en önemlisi baktığın zaman ekonomik olarak bir bireyin kendini yaşayabilmesi için öncelikle karnının doyması, cebinin dolu olması ve aile olarak toplumun çünkü yapı taşları aile olarak başlar. Aile olabilmesinin en önemli şeyin maddi ekonomiden geçtiğini bildiği için milli ekonomi modeli sistemini bu millete yazarak, önüne koyarak bir nevi bu insanlara baba olduğunu ortaya koydu. Çünkü dedi benim aç kardeşimin, aç evladımın, aç oğlumun cebini, karnını ben doyurursam bu ülkeyi o zaman işte rayına sokar, önünü açarız dedi. Ve bunu yaptı. Hiçbir zaman bunlar yaparken de karşısındaki engellere karşı yılmadı. Yani hiçbir zaman yılmadı. Boyun eğmedi. Doğru bildiği şey için sonuna kadar devam etti. Dediğim gibi tam bir baba gibi babaydı yani. Diyorum. Kendisini yad ediyorum buradan tekrar. Özlüyoruz da açıkçası. Bizlerin de bugüne gelebilmesi noktasında çok büyük emekleri var. Allah kendisine razı olsun diyoruz. Tamam. İnşallah bir sonraki programda yine kaldığımız yerden devam ederiz diyorum. Teşekkürler, ağzınıza sağlık. Sağ olun. Evet Haydar Bey. Ben de sözlerime şöyle başlamak istiyorum. 1947 sayısı bizim için çok önemli bir sayıydı. Kendisinin doğum yılıydı. Biz aslında birçok şeyi kendisinden öğrendik. Yani burada konuşabilme fırsatını da bize kendisi bahşetti. Ondan sonra bize bütün bildiklerimizi o öğretti.
Kendisi aslında bir eğitimciydi. Yani bizleri de yetiştirerek çok iyi bir eğitimci olduğunu gösterdi. Burak Bey'in dediği gibi tam bir mücadele insanıydı. Yani ömrünü gerçekten bu milletin iyiliğine adadı desek hiçbir şekilde yalan olmaz. Baktığınızda milli ekonomi modelini yazdı. Sırf bu yani sadece Türk milleti değil, aslında bütün Müslüman aleminin karnı doysun, sırtı giysin diye bunu kaleme almıştı. Ehl-i Beyt külliyatıyla da Şii-Sünni çatışmasını bitirmeye kendisine şiar edinmişti. Hoş geldin Atatürk'le de gerçekten Türk milletine yani atamızın ne kadar aslında mübarek bir kişi olduğunu ve nasıl doğru anlamamız gerektiğini öğretmek istemişti. Bu mücadelelerde de bakıyorsunuz ki yani bir gücü eline geçiren hep kendisine savaş açtı. Zamanında hapishaneden arkadaşı belgeselinde izlemiştik ki yarın da herhalde 3. bölümün galası olacak. Evet. Trabzon'da bir otelde. Belgeselde şöyle diyordu. 1981 yılında bana geldi dedi ki bu Fethullah Gülen'e dikkat etmeniz gerekiyor dedi. Bu çok tehlikeli bir adamdır diye. 1981 yılından itibaren aslında nasıl biri olduğunu, nasıl İslam dinine veya Türk halkına kötü bir amaç edindiğini aslında defaatle anlattı. Bu anlatmasının karşılığında ama bir sürü üzerine atılan iftiralarla, hakkında açılan davalarla karşılaştı. Ergonokon kumpasına kendisini dahil etmeye çalıştılar. Selam Tevhid örgütü diye telefonlarını dinlemeye aldılar. İşte kendisiyle ilişkili diye bazı vakıf kurumlarını kapattılar. Birçok mücadele yaşadı ama hiçbir zamanda gerçekten davasından taviz vermedi. Biz de yani onun yanında bulunmamız bizim için büyük bir şerefti. Yani ben de son sözlerimi çok özlüyoruz diyerek tamamlamak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler, ağzınıza sağlık. Evet, Haydar Bey'in de söylediği gibi rahmetli hocamız Profesör Doktor Haydar Baş Bey ile alakalı hazırlanan Benim Siyasetim belgeselinin 3. bölümünün yarın Trabzon önünde galası var. Trabzon Söğüt'le bulunan Hilton Otel'de yapılacak. 29 Ocak Cumartesi günü 19.30'da başlayacak program. Tüm sevenleri, tüm halkımız davetlidir bu belgeselin galasına. Özlüyoruz ve bıraktığı meşaleyi hedeflediği noktaya taşımaya yeminliyiz. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz. Kendi bıraktığı ışığı biz onun takipçisi olacağız diyerek bu haftalık Genç Fikir programını kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte yeni bir programla yeniden karşınızda olacağız. Herkese hayırlı geceler dileriz. Evet.